Mescid-i Nebevi'nin yapısı. Mescid-i Nebevi'nin binası nelerden müteşekkildi? Nelerden oluşuyordu? Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Mescid-i Şerifi Nebevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zamanında ham kerpiç ile bina olunmuş olup tavanı hurma dallarından, direkleri de hurma ağaçlarının gövdelerinden idi. Duvarlardaki direkler hurma ağaçlarından aralarında kerpiçler var. Üstü de hurma dallarıyla kapatılmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh buna hiçbir şey ilave etmedi. Ömer radıyallahu anh yalnız elini boyunu artırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanı saadetindeki inşa tarzına göre kerpiç ve hurma dallarıyla bina etti ve direklerini de yeniden ağaçtan yaptı. Aynı malzemeyi kullanıyor ama biraz genişletiyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Sonra Osman radıyallahu an mescidi değiştirip iyice genişletti. Malzemeyi de değiştiriyor. Duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle ördü. Direkleri nakışlı taşlardan tavanını da saç ağacından yaptı. Daha sağlamlaştırıyor mescidi Hz. Osman radıyallahu an. Tavan hurma dallarından olduğu için yağmur yağdığında içerisi ıslanıyordu zaman zaman mescidin. Daha sonra kum serilerek mescidin altının zeminin çamur olmasına mani olunmuş oldu. Hz. Osman zamanında üzeri saç ağacı ile kapatılıyor. Mescitlerin yaldızlanıp aşırı süslenmesi mekruh, mekruh ve bidat olarak görülmüştür. Burada Hz. Osman e, nakışlı taşları o kadar yaldızlı bir süslemeye girmiyor. Bu artık aşırı bir süsleme, övünmek için, gösteriş için yapılan süsleme mekruh, bidat olarak görülmüş. Allah'a ibadet için tahsis edilen temiz ve mübarek yerin israf ile ve büyük masraflarla vücuda getirilmesi, yapılması zühde, huşua ve tezellüle, tevazuya aykırı olur. Bu durum Cenab-ı Hakk'ın sevmediği gösteriş ve övünme yarışına da sebep olur. İnsanlar cami binası ile, inşaatı ile övünmeye, camilerin güzellikleriyle, büyüklüğüyle övünmeye, minarelerin uzunluğuyla övünmeye başlarlar. Kerahati bu sebepledir. Övünmeye, israfa sebep olduğu için mekruhtur. İnsanların mescitlerinin güzelliğiyle övünüp cemaate devam etmeyeceği, oraları zikir ve ibadetle mamur hale getirmeyeceği günlerin geleceği haber verilmiş ve Müslümanlar mabetlerini Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi aşırı süslemekten sakındırılmıştır. Yani insanlar belki mescidin yapmasına önem veriyor ama orayı mamur etmek, ibadetle mamur etmeye önem vermiyor, cemaate devam etmiyor. Orada namaz kılmaya, zikretmeye çok vakit ayırmıyor. Bu da yanlış bir hareket. Yine Yahudi ve Hristiyanlar muhabbetlerini çok aşırı süslemişler. Onlar gibi olmaması, olmaması gerektiği Müslümanların ikaz ediliyor. Masrafları beytül malden olmamak ve bu zinetlerle mescitlere tazim kastedilmek şartıyla hafif süslemeye caiz gören bazı alimler de vardır. Hanefi imamlarının bir kısmı bu cümledendir. Yani insanlar kendi evlerini artık çok gösterişli, süslü yapmaya başlamışlar. Bunun yanında camilerin çok hafif, sade olması belki onların insanların gözünden düşmesine sebep olabilir. Bu sebeple camilere tazim maksadıyla ve mal beytül malden Müslümanların ortak malından olmamak şartıyla şahsi mallarıyla Müslümanlar camileri güzelleştirebilir, süsleyebilirler diye Hanefilerden bazı imamlar cevaz vermiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh mescidi genişletirken ustaya insanları yağmurdan koru, kafi, sakın allı sarılı ziynetler yapıp da insanları fitneye düşürme diye tembih ediyor. Hz. Ömer zamanında mescit genişletilirken diyor ki insanların ihtiyacını görecek kadar yap. Yağmurdan korunsun yeter. Kırmızı, sarı renklerle süsler yaparak insanları fitneye düşürme. Yani burada fitneden maksat namaz kılan kişinin zihnini caminin süsleriyle meşgul ederek huşudan mahrum kalması. Camideki süslerle, yazılarla gözü meşgul etmemek gerekiyor. Saç Hindistan'da çıkan abonoza benzer sert bir ağaçtır. Hazreti Osman'ın mescidin tavanını örttüğü saç ağacı.